Geçen gün Ronaldinho 2011 yılında Fenerbahçe'ye gideceğini ancak bir yöneticinin bunu engellediğini söyledi. Hatta Acun Ilıcalı ile Roberto Carlos Ronaldinho'yu ikna etmiş. Bunun üzerine tabii ki o yılın oyunu olan FIFA 11'i oynayacağız. Görüyorsunuz FIFA 11'in giriş ekranında Kaka var. Şimdi şöyle start butonuna basalım. Tüm kol ayarlarını falan yapalım. Ronaldinho'yu Fenerbahçe'ye koyacağız. Ve Fenerbahçe ile bir sezon simüle edeceğiz. Maç da yaparız. Yalnız şöyle Kaka ile bir şekil yapmaz mıyız? Arkadaşlar bu videoyu çekebilmek için saatlerdir uğraşıyorum. Çünkü emülatör indirdim. Yani normal PlayStation 3'ten çekemedim. Bir şey bozulmuş, kablom bozulmuş, ne olmuş bilmiyorum. Emülatör indirmek için de uğraştım. Ama inat ettim. Bu video bugün yayınlanacak dedim. Ve şimdi karşınızdayım. Abi şimdi Fenerbahçe'ye Ronaldinho'yu ekleyeceğiz. Burada Mamadou Niang, Volkan Demirel, Emre, Lugano, takıma bak Alex. Cristiano Ronaldo 87'ymiş bu arada. Ronaldinho 84 overall'ıyla burada. Ronaldo Nazario'nun yaşlı hali de burada bu arada. 77 overall. Neyse biz şimdi Ronaldinho'yu Fenerbahçe'ye ekliyoruz. Acayip bir şey oldu ya. Yıldızını arttırmadı. Belki dedim 4.5 yıldız yapar, olmadı. Bana Ronaldinho'mu verin. Yobo dayı da buradaymış. Sen ne diyorsun Kazım Kazım? Abi fena kadro. Caner Erkin. Ronaldinho'yu şimdi tabii ki İlk 11'e koyacağız. Ama kimi keselim ya? Miroslav Stoğ'u mu keseceğiz? Ne yapacağız? Mehmet Topuz'u keselim abi mecbur. Mehmet Topuz'u da çok severim ama Mehmet Topuz'u keseceğiz. Ronaldinho kanatta 86 oynuyor. Babaya baksana. Bu video için gerçekten çok uğraştım. Ya daha yeni çekmeye başlayabildim videoyu. Bunun öncesinde bayağı bir sinir krizleri falan geçirdim. Sizden beğeni ve yorum bekliyorum. Bakalım Ronaldinho Fenerbahçe'de ne yapacak? Ayrıca 1 milyon olma yolunda ilerliyoruz. Abone olursanız da sevinirim. Ronaldinho'yu buraya eklediğimize göre önce kariyer modunu açalım. Simülemizi yapalım. Ve ardından da Ronaldinho'lu Fenerbahçe ile bir maç yapalım ya. Oğlum nereye vuruyoruz? İşte Ronaldinho. Uf, üst direk. Ronaldinho. Lan oğlum iki tane direk üst üste vurduk Ronaldinho'yla. Abi aha, gökkuşağını sonunda yapabildik. Onu yapmaya çalışıyordum. Ronaldinho, bir de plase vurduk, olmadı. Ronaldinho çalımlarla geliyor. Ronaldinho kaleci geliyor karşısına. Kaleci niye çıkmadı hala? Ronaldinho. Abi ball roll yapamıyorum ya. Şöyle bir şey yok mu? Yok. Hop geçtik. Aa hocam penaltı yok mu? Ronaldinho'ya penaltı yok mu? Ronaldinho döndük, olmadı. Yalnız yakından da görüyoruz ha. Ronaldinho şimdi vurdu. Uf, işte Ronaldinho, bir de sevinerek gidiyor. Sevinerek gidiyor. Şöyle bir yakından bakacağım. Yakından tam bakamıyoruz ama böyle gösteriyor. Evet neyse. Kariyer moduna yeni diyor lan. New feature. Allah Allah. Neyse yeni kariyer açalım. Menajer. Hem oyuncu hem menajer ya da oyuncu. Oha o zamanlar böyle bir seçenek varmış. Olaya bak. Oğlum 4.5 yıldız olmuş bu arada. Ronaldinho'yu ekleyince 4.5 olmuş bak. Şimdi maç zorluğu profesyonel. Yarı şöyle 5 dakika olabilir, tamam. Euro yapalım. Stadyum. Tabii ki o zamanın teknik direktörü kimdi? Ulan Aykut Kocaman'dı da. Aykut Kocaman Ronaldinho'yu oynatmazdı bence. Acaba Aykut Kocaman mı istemedi Ronaldinho? Yani bir Brezilyalı daha gelmesin başımıza, iş almayalım falan diye. Yönetim zorluğunu amatör yapacağım çünkü biz oyunu bilmiyoruz. Bu yüzden hani en azından kolay ilerleyebilelim. Zaten transfer de yapmayacağız. Ronaldinho'lu Fenerbahçe'nin başında. Bakalım ne olacak. İlk 2'de bitir diyor yönetim bize. Aziz Başkan bize diyor ki ilk 2'de bitirin. Kendini kanıtlamamış menajer açıklandı diyor. Aykut Hoca'ya kendini kanıtlamadı diyorlar. Önce bir kadromuzu ayarlayalım değil mi? Kadromuzu tam olarak ayarlamak istiyorum. Team Management. Volkan Demirel, Gökhan Gönül. Gökhan Gönül niye 73? Lugano. Bilika. Mesela Bilika yerine birisi var mı ya? Bilika'yı pek istemedim. Bilika yerine Yobo dayı var. Isyadiya da burada ya. Isyadiya mısın sen? Semih Şentürk'ün özelliği ceza alanı içindeki neredeyse her şeyi atmak. The Poacher o demekmiş. Onun dışında Niang'da ne var? Fena top kontrol ediyor diyor. Dribbler özelliği var. Alex'te Clinical Finisher var. Uzaklardan falan da atabiliyor diyor. Ronaldinho'da zaten hem dribbler var, hem playmaker var, hem ortacılık var, hem de tam orta saha özelliği var. Ronaldinho başka bir adam abi. Kaç gol atacak, ne yapacak çok merak ediyorum. Bu seneki oyunda galiba şeydi bu arada. Potansiyel, ya herkesin overall'ı artıyordu, anladın mı? Yaşlıların da overall'ı artıyordu. Diya'ya ne diyor mesela? Yüksek potansiyeli var diyor. Oynatın diyor, onu oynatın diyor yani. Cristiano diyor ki tamam diyor, bu diyor daha gelişmez diyor. Oğlum biz orta sahaya bakmadık ya. Cristiano oynatacağız mı? Baroni'yi severim ben ama 71 overall abi, şaka mı bu? Ha, bu formasyonu oynatamayacağız galiba ya. Mehmet Topuz 73. Başka CM oyuncumuz yok. Özer Urmacı kaç? 70 oynuyor. Uğur Boral orada oynamaz zaten. Huiza bile var lan takımda. Formasyonlardan neye geçebiliriz ona bakacağım bir. Yine 2 CM oluyor abi. 2 CM istemiyoruz biz. 4-2-3-1 olabilir. Yok abi bizim kendi formasyonumuz kalsın ya. Bak bu oyunlarda böyle simüle etmek. Aa varmış, bu oyunda varmış. FIFA 10'da yoktu galiba. FIFA 10'da tek tek simüle etmen gerekiyordu. Ocak 1'e doğru gidelim. January 1. Hadi bakalım. Takvim ilerleyişini de görüyorsunuz.
Ne bu şimdi, dostluk maçı mı var? Skorları göremiyor muyuz abi? Skorlar, dur bakayım. Yazmıyor skorlar ya. Acaba ne oluyor? Çok merak ettim şu an. Hangi takımlarla oynayacağımızı en azından görelim. Ağustos ayındayız. Bak mesela lig maçları var. Onu bile göremiyor muyuz hangi takımla oynadığımızı? Harbiden kimle oynadığımızı bile göremiyoruz ya. O zaman şöyle yapalım. Kasım ayında bir durduk dostlar. Çünkü bakmak istiyorum ne olduğuna. Sağda Süper Lig tablosunu görüyor musunuz? Bir dakika ya. Dur bakayım. Kayseri Spor 1. Sivas 2. Gençler Birliği 3. Beşiktaş, Ankara Gücü, Fenerbahçe diye gidiyor. Fenerbahçe ile Galatasaray niye bu kadar altta? Kayseri 18 puanda, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve namağlup şekilde ilerliyor. Sivas Spor, Gençler Birliği, Beşiktaş, biz ne yapmışız abi? 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi. Allah Allah. Acayip ya, Kayseri ne yaptı acaba? Gol krallığında Beşiktaş'tan Bobo 1. 8 golü var şu ana kadar. Emre Belözoğlu bizden 5 gol. E abi şey nerede? Bak bizim Mamadou Niang da burada. Galatasaray'dan Elano, Baroş, tamam. E abi Ronaldinho'muz vardı bizim. O nerede? Bir yerde yok mu? Aha 4 asist de yapmış bak burada. Guizan'ın da 4 asisti var. Insua, Bursalı Insua. Abi ben bu eski oyunları oynamayı çok seviyorum ya. Team Stats. Ha şuradan şeye bakalım. Bizimkiler ne yapmış ligde? Emre Belezoğlu 5 gol, Niang 4'e 1, Guiza 2'ye 4, Gökhan Gönül 1 gol, Ronaldinho 1 gol 4 asist. Ortalama 77 ile oynamış. Takımın en iyisi kaçla oynamış abi? Herkes 77. Takım iyi oynamıyor ya şu an. Burada bir sıkıntı var. Alex'in bir golü var abi. Baba ne yaptın ya? Beşiktaş'ta Bobo, Nihat Kahveci, Holosko. Beşiktaş'ta fena takım. Mert Nobre burada. Antalya Spor, Bursa Spor, İnsua, Gökçek ve Ederson, Bataja. Sercan Yıldırım adam. Sercan Yıldırım. Elyasa var lan. Biliyorsunuz hani bir de küçük çocuk var ya, kaleci Elyasa. Onunla aynı isim. Gençler Birliği, Ankara Gücü. Abi ben Kayseri'yi merak ediyorum. Heh, bir Galatasaray'da bakalım. Baroş, Elano, Kivil, Arda Turan, Misimovic. Bak Arda da mesela az atmış. Sabri Sarıoğlu. Kayseri Spor abi. Zalayeta 4 gol. Troisi, Santana, Önder Turacı. Allah Allah, nasıl böyle olmuş bu takım ya? Hasan Ali Kaldırım burada, doğru. Hasan Ali. Neyse göreceğiz. Daha göreceğiz neler olacağını. Kayseri kardeşlere selamlar buradan. Adamlar lider gidiyor. Şöyle bir şey yapacağız bu arada. Yani Kasım, Aralık, Ocak. Ocak 1'e gidelim. Eğer Ocak 1'de de biz lider değilsek ve Ronaldinho ile Alex kötü oynadıysa farklı formasyona geçeceğiz. Hani takımın daha iyi oynaması için elimizden geleni yapacağız. Şu anda takımın en iyi oyuncusu Emre Belözoğlu. Hani Ronaldinho'dan falan iyi oynamış. Gol atmış, bir şeyler yapmış. Bakalım neler olacak. Bu arada skorlar gözüküyor ha. Galatasaray lider, Fener 2. Trabzon 3. Bak Galatasaray ile Fener formunu arttırmış. Gol kralında Baroş, Bobo, Necati Ateş, Niang diye gidiyor. Bak eskiden şu haberler vardı. Ne güzeldi. Fenerbahçe diyor, Gaziantep Spor'a karşı kazandı diyor. Orada bir haberler yazmış yani, anladın mı? Bayağı güzel yazılıyordu. Aralık ayında mesela Manisa'yı yeniyoruz bir kere. Konya'yla berabere kalıyoruz. Gençler Birliği'ni yeniyoruz 5-1. Gaziantep'i yeniyoruz bu şekilde. Onun dışında Karabük'ü yenmişiz. Bunları görmüştük zaten. Eskişehir'le bir beraberlik var. Kasımpaşa'yı 2-0 yenmişiz. Sivas'ı yenmişiz abi. Eylül'de Trabzon'a yenilmişiz. Bak yenilgimiz var. Beşiktaş'la beraberliğimiz var. Galatasaray'da Beşiktaş'a 1-0 yenilmiş. He. Onun dışında Galatasaray'a 2-1 yenilmişiz. Deplasmanda orada yenilmişiz abi. Başka da bir şey yok. Şeye bakacağım. Gol krallığı durumuna bir bakmak istiyorum. Bobo yine devam ettiriyor formunu ama Baroş da yanına katılmış. 10 gol. Necati Ateş Antalya Spor'da devam ediyor. 9 golü var. Mamadou Niang'ın 9 golü var. Harbuzi, Sestak, Nihat Kahveci, Emre Belezoğlu diye gidiyor. Asist krallığında Ronaldinho 8 asistle üst sıraya oturmuş. Onunla beraber Gülpınar da 8 asist yapmış. Guti Beşiktaş'ta 7 asist. Abi ne yıldızlar varmış her tarafta ya. 35, 34, 33, 31. Abi yani 4 büyüklerin mevzusuna bakar mısın? Ne kadar yakın hepsi. Ocak 1'e bir gidelim hadi. 1 ay ilerleyelim, ne olacağına bakalım. 42-42. Doğru bu arada, bu 2010-11 sezonu. Trabzonspor da bayağı iyi. 42 puandalar. Biz 41'iz. Beşiktaş 35. Ama bizim maç eksiğimiz var. Galatasaray'ın da maç eksiği var. Şeye bakacağım ya. Trabzonspor'da Burak Yılmazlar falan var değil mi? O sezon acayipti. Hem Fener hem Trabzon çok iyiydi. Tabii Selçuk İnan, Alain Zinho, Coelho, Yattara, Egemen Korkmaz, Kolman. Burak Yılmaz nerede? Burak Yılmaz oynayamıyor. Allah Allah. Burak Yılmaz oynayamıyor ama onun dışında takımın starı Selçuk İnan diyebiliriz. Biraz daha devam edeceğiz ya. Ben bir yandan şeye de bakmak istiyorum. Bizim takıma da bakacağım. Niang 12 gol 2 asist. Emre 7'ye 1. Guiza 5'e 4. Ronaldinho 4 gol 9 asist. Toplamda 13 verimi var abi. Bak düşün. Golcümüzün 14 verimi var. Ronaldinho'nun 13 verimi var. Bence iyi. Ki asistlerini daha da arttırır. Baba asistçi ya. Asistçi oldu burada. Yola devam edeceğiz arkadaşlar. Şubat, Mart'a gideceğim abi. Mart'a gideceğim. 2 ay ilerleyeceğiz şimdi. Bakalım bu 2 ayda neler yaşanacak. Yani biz herhangi bir transfer yapmak istemiyoruz.
Umarım bir oyuncumuz da gitmez. Sanmıyorum biz onay vermeden öyle bir şey olabileceğini. Yalnız eskiden kariyer modu biraz daha iyi değil miymiş? Tabii ki o zamanki teknoloji daha kötü. Ama kariyer modunun içindeki o fikirler, hani o ne bileyim böyle sanki daha özenli yapılıyormuş gibi geliyor kariyer modu eskiden ya. Ultimate Team modu çıkınca EA kariyer modunu saldı biraz. Şu kariyer modu çok özenli yani bence, anladın mı? O düşünülen şeyler, gelen haberler falan. Şimdikine göre çok daha özenli olduğunu düşünüyorum. Çok daha böyle severek yapılmış bence. Hadi bakalım Mart ayına geldik. Acaba lider kim? Galatasaray 58, Fenerbahçe 56, Trabzon 55. Vay vay vay, Galatasaray'a bak sen. Açık hayatta o sezon kaçıncı olmuşlardı hatırlamıyorum da oyunda şu anda fenalar. 58 puan, 18 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet. Fener'de 8 beraberlik var abi. Niang gol kralı olmuş, 16 gol. Abi demek Ronaldinho attırıyor, aynen öyle. 14 gol attırmış Ronaldinho ya, 14 asist yapmış. Konuşmayı unut. Volkan Demirel de birinci bireysel olarak takımdan böyle çok hani gol kralı, asist kralı falan çıkmış. Ama hala lider değiliz. Bakalım neler olacak. Nisan ayına doğru gidiyoruz. Geldik Nisan ayına, geldik. Güzel. Simülasyon da öyle aşırı yavaş değil ha. Galatasaray 67, Fenerbahçe 63. Oo, bu ayda mahvolmuşuz biz. Fenerbahçe mahvolmuş bu ayda. 21 galibiyeti var. Galatasaray 3 galibiyet fazla almış Fener'den. Herhalde bizle bir maçı vardı. Onu kazandı Galatasaray. O yüzden bu kadar fark oldu bir anda. 4 puan fark var abi. 2 maça çıkmış fark. Trabzon aşağılara düşmüş. Beşiktaş 3. Fikstürde ne var baba? Fikstür görebiliyorduk değil mi? Fenerbahçe Gaziantep'le oynuyor. Mesela kimlere yenilmişiz acaba? Manisa'yı yenmiş Fenerbahçe, tamam. Gençler Birliği ile 2-2 kalmış abi, işte bak bunlar olmuyor. Bunlar olmuyor. Şubat ayından olmuş. Eskişehir'i yenmişiz. Kasımpaşa'yı yenmişiz. 5-0. Ulan Ronaldinho'muz var, oyunda bile kanser oluyoruz ya. Sezon sonuna gideceğiz. Daha var abi. Mayıs'ta 2 maç. Burada kaç maç? 3 maç. Daha var. Kaydedeyim ben, oyun çökecek diye çok korkuyorum. Acayip korkuyorum ya. Öyle böyle değil. Şampiyonu görelim mi ya direkt? Mayıs'ın 10'una gidiyoruz. Mayıs'ın 10'una gidiyoruz abi. Şampiyonu göreceğiz. Galatasaray berabere kalmış lan. Gördünüz mü solda? Galatasaray yine berabere kaldı. Oğlum ne oluyor lan? Bak solda ben gördüm. Solda ben gördüm. Bir şeyler oldu abi. Fenerbahçe şampiyon oldu, şaka mı bu? 3 puan farkla şampiyon olduk. Ulan istesem videoda şöyle bir şey ayarlayamam ya. Oha! Bak buraları özellikle kesmeden koyalım. Montajcımız kesmeden koysun buraları. Fenerbahçe geriden geldi, şampiyon oldu. Oo, bir dakika dur, bunun her şeyini inceleyeceğiz. Önce bir kaydedeceğim. Videonun bu kısımlarını sakın kesmiyorsun İlkay. Çünkü acayip bir şey yaşandı. Süper Lig. Lig tablosu. Galatasaray'ın 2 beraberliğini gördüm ben. Öyle şampiyonluğu verdiler abi. 78 puanla Fenerbahçe şampiyon oluyor. Galatasaray 75'te 2. Beşiktaş 70'te 3. Trabzonspor, Bursaspor diye gidiyor dostlar. İnanılmaz gerçekten. Niang 21 golle Süper Lig'de gol kralı. Hemen ardından Baroş geliyor. Necati Ateş Bobo diye gidiyor arkadaşlar. Asist krallığında Ronaldinho 14 asist yapmış. Ardından Misimovic var Galatasaray'da. Gülpınar Kangele diye gidiyor. Guti'nin de 10 asisti var. Fener'den Andre Santos da 10 asist yapmış. Bu nasıl lig oğlum? Clean sheetlere baktığımız zaman kaleci krallığında Volkan Demirel'in birinci olduğunu görüyoruz. Hakan Arıkan, Aykut Erçetin, Onur Kıvrak diye gidiyor dostlar. Team stats. Fenerbahçe ne yapmış? Bizim takım Niang 21 gol 5 asist. Emre Belezoğlu 9'a 4. Orta sahadan bu ne verim kardeşim? Guiza 8'e 6. Yedeklerden girmiş. Ronaldinho 8 gol 14 asist. Takımın en verimlisi mi? 22 verimi var abi Ronaldinho'nun. Niang'ın da 26 verimi var. Helal olsun ama ikisi de çok iyi oynamış. Ronaldinho ile Niang iyi anlaştı. Kayseri'yi gösterdi. Şöyle hızlı hızlı gösteriyorum. Bobo da 17 gol 1 asist yapmış. Nihat Kahveci 11'e 2 pardon. İbrahim Toraman, Quaresma diye gidiyor. Ernst'e bak 8 asist. Kuti 10 asist. Antalya Spor, Necati Ateş, Tita. Bursa Spor'da Sercan Yıldırım 11'e 4. İnsua 8'e 8. Gaziantep'te Beto. Abi Gençler Birliği, Galatasaray'a bakacağım. Onlar da ikinci oldu. Sonuçta şeylerini hani istatistiklerini merak ediyorum. Trabzonspor'u da şöyle göstermiş olalım. Evet. Milan Baroş 20 gol 4 asist. Kivil 11'e 4. Misimovic 9'a 13. Elano 8'e 5. Arda Turan 8'e 8. Sabri Sarıoğlu 5'e 2. Güzel bir lig oldu ama, heyecanlı oldu abi. Heyecanlı oldu. Son ana kadar ben Galatasaray şampiyon olacak diye düşünüyordum. Fenerbahçe şampiyon oldu. İki takımın da iyi oynadığını düşünüyorum. Bak en farklı galibiyetimiz 5-0 Sivasspor'a karşı. En kötü mağlubiyetimiz de bir farkla Trabzon'a karşı 2-1 yenilmişiz. 28 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet almışız abi. 86 gol atıp 26 tane de yemişiz. Oğlum menajerin şeyi var lan bu arada. Menajerin de bak bizim şu an biz Aykut Kocaman olarak bir yıldızız mesela. Şu an bizim Aykut Kocaman olarak bir yıldızımız var abi. O da hani kariyer modunu yeni açtığımız için. Ya biz amatör bir teknik direktörüz daha. Yeni başladık ya. Ronaldinho ile beraber Fenerbahçe rebuild'imizi yaptık. Ligde şampiyon olup başarıyı elde ettik dostlar. Şimdi maç yapmamız lazım artık. Maça geçelim. Exhibition match dedik.
Tamam mı? İç sahada biz Fenerbahçe olalım. Karşımıza da Avrupa'dan bir takım alalım ya. Milan alalım mı? Ronaldinho'yu oradan aldık çünkü. Milan'a karşı oynayalım ya. Kadroda Ronaldinho var, Niang var. Herkes istediğimiz gibi. Haydi bakalım o zaman, hazır mıyız? Karşıda da Abiati, Zambrotta, Nesta, Thiago Silva, takıma bak. Pirlo falan var. İbrahimovic var. Milan'ı yenmeye geliyoruz ha. Onu söyleyeyim. Kim bu? Emre Belezoğlu. Emre vurdu sol ayağıyla. Aman. Neler oluyor? Bak bu antrenör ne diyordu buna? Arenada. Yani maça girmeden önceki arenanın böyle stada dönüşmesine bayılıyorum abi. O kadar bayıldım ki konuşamadım. Gördünüz Emre Belezoğlu. Ah 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 ah. Çok iyiydi. Şimdi Emre. Emre Belezoğlu. Ulan bir düzgün gitsin top ya. Niye öyle oluyor? Emre. Yalnız Emre'nin şöyle bir plasesini yaparsak olmadı. Abi takıma bak. Takım sahaya çıkıyor. Ronaldinho nerede? Bana Ronaldinho'yu gösterin şu anda. Ronaldinho'yu görmek istiyorum. Aha Ronaldinho. Alkışlarla geldi Ronaldinho. Karşı tarafta da inanılmaz futbolcular var tabii ki. Ve şimdi iki takımın 11'e ekranlarda maça başlayacağız arkadaşlar. İyi olan kazansın diyoruz. Alex de Souza. Alex verdi pasını Cristian Baroni. Ronaldinho sol taraftan, abi neler oluyor? Andre Santos. Ronaldinho. Ronaldinho oynadı. Cristian Baroni. Şimdi Alex. Sağ tarafta kim? Miroslav Stoh. Miroslav Stoh verdi, olmadı. Seedorf araya girdi. Gökhan Gönül. Ronaldinho ile bir gol atar mıyız? Ronaldinho solda aldı topu. Ronaldinho ceza alanına girecek. Ronaldinho çalımını atmak istedi. Zambrotta araya giriyor. Zambrotta araya girdi. Ronaldinho çalımını attı. Ronaldinho gidiyor şimdi. Ronaldinho Zambrotta araya girdi. Yapma. Sol, sağdan gelecekler. Pato. Abi sen ne diyorsun? Bilic araya girdi. Ronaldinho aradan pası Flamini girdi. Yürü be Lugano'ya bak. Ne biçim giriyor. İbrahimovic'ler nasıl aldı topu? Şimdi Stoh. İbrahimovic, Lugano, İbrahimovic sıyrıldı. İbrahimovic geliyor, araya girdik orada birkaç kişi. Cristian Baroni, Ronaldinho'yu gördü. Ronaldinho aradan Alex'e doğru bir pas. Alex'e geçmedi o top. Cristian Baroni, top kaybı geldi. Ambrosi, şimdi geliyorlar. Flamini, Fabio Bilica, Alex de Souza, Ronaldinho kaçıyor. Ronaldinho, Nesta araya girdi. Emre Mamadou Niang'ı gördü. Mamadou Niang, Nesta araya girdi. Pasımızı verdik. Mamadou Niang'a tekrardan bir pas. Mamadou Niang açtı ayağından gidiyor. Mamadou Niang arkadaşlarını görmek istedi. Arka tarafta Ronaldinho gelmişti. Zambrotta araya girdi. Stoh, Ronaldinho'yu görmek istedi. Pas arası yaptı Pirlo orada. Emre Belezoğlu araya girdi. Emre aradan Mamadou Niang'a bir pas geçmedi. Geçmedi ama Andre Santos girdi. Abi hiçbir pasımız geçmiyor. Andre Santos. Andre Santos Pirlo uzaklaştırdı şimdi. Yapmayın baba. Oo, İbrahimovic'e müthiş pas. İbrahimovic. Oh kaçırdı. Nasıl kaçırdı lan onu bu arada? Harbiden aptal gibi kaçırmış oldu. Neyse. Emre. Şimdi Alex. Alex aradan arkadaşını gördü. Lan geçmiyor top. Baskımızı yapalım. Baskımızı yapalım. Güzel Emre Belezoğlu. Aradan oynadık Ronaldinho'ya. Ronaldinho. 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 Çevirdi. Ah, asist yapacaktık. Sol taraftan Ronaldinho. Ronaldinho etrafına döndü. Seedorf. Ronaldinho. Ronaldinho şimdi arkadaşlarına baktı. Şöyle uzun bir top oynadı. Kare X yapmaya çalıştım aslında, olmadı. Emre sol taraftan Ronaldinho ile geliyoruz. Ronaldinho. Ronaldinho Mamadou Niang'ı gördü. Mamadou Niang tekrardan Ronaldinho'nun önüne veremedik. Önüne güzel aktaramadık. Lugano koşuyor orada. İbrahimovic'den aldı topu Lugano. Söküp alıyoruz. Lugano verdi pasını. Alex de Souza. Alex sağ tarafta Miroslav Stoh. Şimdi Miroslav Stoh baktı. Miroslav Stoh verdi. Cristian Baroni döndü. Emre Belezoğlu. Emre. Emre Ronaldinho'yu gördü. Ronaldinho. Ronaldinho ne yapacak? Sıkıntı yok dedi Ronaldinho. Bir daha vereceğiz Ronaldinho'ya. Ronaldinho etrafında döndü. Ronaldinho şimdi gidiyor. Ronaldinho dönecek etrafında yine. Sakin. Emre Belezoğlu. Ronaldinho. Baktı arkadaşlarına. Ronaldinho. Ronaldinho. Ronaldinho! Müthiş gol attık. Ronaldinho ne yaptı? Oğlum hiç beklemiyordum bunu vururken gol olacağını. Ronaldinho. Çok kötü bir şut aslında. Kaleci de çok kötü abi. Abi Ronaldinho'ya baksana ya. Birazcık alık bakıyor yalnız. Oyunda çok alık baktırmışlar Ronaldinho'yu. Yalnız fena ya. Harbi hoşuma gitti biliyor musun ya. Ben şimdi şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Daha zor bir maç açalım. Ya bu zorluk beni kesmedi. Daha zor bir maç açmak istiyorum. Hadi bu sefer de Fener Galatasaray yapalım ya. Oo Galatasaray'ın bu formasını hatırlıyor musunuz? Fena forma aslanlı. Ben bunu şimdi yani hatırlıyorum. Maçı izlediğimi hatırlıyorum öyle söyleyeyim. Yağmurlu havada Miroslav Stoh, olmadı. Fena bir hava var şu an ben size söyleyeyim. Ve maça Galatasaray başladı dostlar. İyi bir maç olmasını diliyoruz. Elano
Araya girmeye çalıştık. Hakem faul düdüğünü çaldı. Mamadou Niang faulü yaptı dedi hakem. Alex Mamadou Niang'ı görmek istedi. Niang Ronaldinho'yu gördü. Ronaldinho uzun bir top Alex'e atmak istemişti. Orada Galatasaraylı stoperler girdi araya. Misimovic. Misimovic ilerliyor. Misimovic. Şimdi Milan Baroş'u oynadı. Milan Baroş. Lugano araya girdi. Şöyle verdik. Christian Baroni tekte Alex oynadı. Mamadou Niang'a. Mamadou Niang. Mamadou Niang. Mamadou Niang gidiyor. Mamadou Niang gitti. Niang iki kişi peşinde. Mamadou Niang. Alex de Souza'yı değil Christian Baroni'yi gördü. Şimdi Alex'i göreceğiz. Alex de Souza. Aykut Erçetin. Hop Ronaldinho araya girdi. Şimdi Ronaldinho. Ronaldinho soldan gidecek. Ronaldinho ayağından açtı topu. Abi adam geçmek çok zor bu oyunda ya. Bir de bu oyunda niye yapay zeka hiç atak yapamıyor? Ya dünya klasını aldık hani son zorluktan bir öncesi. Olmuyor, yapamıyor yapay zeka atak. Neyse Gökhan Gönül. Gökhan geçmedi. Ulan atak yapamıyor dedik. Galatasaray geliyor. Milan Baroş'ta. Milan Baroş. Milan Baroş. Lugano yetişecek mi? Milan Baroş. Volkan Demirel'i girdi orada aldı. Uy Galatasaray fena geldi. Atak yapamıyor dedik yapay zekaya. Babalar başladı. Miroslav Stoho. Miroslav Stoho döndü. Şimdi Ronaldinho'yu gördü orada. Boşluk var. Ronaldinho. Güzel bir verkaç olur mu? Mamadou Niang aldı. Mamadou Niang Ronaldinho'yu görmek istedi. Servet Çetin mi girdi araya? Servet Çetin girdi abi. Kivil Miroslav Stoho araya girdi. Miroslav Stoho iki kişi peşinde. Miroslav Stoho verdi pasını. Alex de Souza arkaya oynadı. Şimdi Emre Belözoğlu. Ronaldinho yardıma geldi. Ronaldinho tekte verdi pasını. Mamadou Niang Ronaldinho'nun önüne. Abi nereye atıyorsun pası be? Oo Baroş topu aldı aman. Aman Lugano faulü yaptı. Lugano hakem oynayın dedi. Avantaja bıraktı hakem. Bilica araya girdi. Şimdi Bilica uzaklaştırdı. Topu aldık güzel. Miroslav Stoho. Miroslav Stoho çekti. Miroslav Stoho. Abi kare x yok mu bu oyunda? Heh. Yuvarlak x oluyor. Kare x olmuyor galiba. Kafayla indirir mi Emre? Şimdi indirecek orada. Alex de Souza. Neil araya girdi. Ronaldinho. Alex'e. Ah veremedik pası. Veremiyoruz abi pası. Hiçbir şey yapamıyoruz şu anda. Kaleyi gördüğümüz yerden şut atmamız lazım bu arada. Ronaldinho ile az önce attığımız, Milan'a attığımız golü gördünüz. Tabii orada zorluk daha kolaydı ama yine de gördüğün anda vurman lazım bence ya. Şimdi hızlı hata çıkabiliriz. Alex kaçıyor. Alex'in önüne rezalet bir pas Stoho'dan. Çok kötü bir pas ama Alex. Alex girdi. Alex. 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 Alex de Souza. Alex'in kendi sevincini mi yapmışlar lan? Böyle yapıyordu sanki. Vay be Alex orada topu kaptı. Burada biraz yapay zekanın hatası var tabii ki ama Alex de güzel vuruyor. Golü atıyoruz. 1-0 öne geçtik dostlar. Ronaldinho'yu biraz daha ön plana çıkarmamız lazım. Ronaldinho ne yapacak Ronaldinho? Ronaldinho topu tuttu hocam. Faul yok mu faul? Ronaldinho kaleye doğru vurmaya çalışacak. Ronaldinho. Yani işte denedik. Baroni döndü hızlandı. Baroni. Baroni hızlandı. Neler yapıyor Baroni? Rakiplerinden sıyrıldı gidiyor Baroni. Christian Baroni. Mamadou Niang'ı gördü orada. Mamadou Niang. Mamadou Niang ceza alanı içinde. Mamadou Niang Servet Çetin araya girdi. Uzaklaştırıyor Galatasaraylı futbolcular. Şimdi Christian Baroni. Sol tarafta Ronaldinho'yu görmek istedi. Ronaldinho koşuyor. Ronaldinho Arda Turan araya girdi. Basacağız orada Misimovic. Şimdi Elano. Emre Belezoğlu araya girdi. Elano devam ediyor. Elano. Elano Emre gidemiyoruz abi. Milan Baroş. Milan Baroş vurdu. Oy! Abi Galatasaray 2'ye 1 geliyor. Milan Baroş ceza alanı içinde. Yattık önüne doğru Milan Baroş. Aa kaçırdılar. Oğlum çok kötü kaçırdılar bu. Yapay zeka ne böyle lan? Galatasaray geliyor Milan Baroş'la. Milan Baroş geliyor lan. Kale çık, kale çık, Volkan çık. Aldık. Oh, oğlum ama yapay zekanın kötülüğü delir. Bak o da delirtti yani. Anladın mı? Karşı rakip Milan Baroş'un şunu atması lazımdı mesela. Çünkü biz iyi oynamıyoruz bu oyunu. Alex'in golüyle 1-0 kazanmış olduk bu maçı. Ronaldinho da gol attı bu videoda Milan'a karşı. Güzel bir video oldu bence. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Dostlar dediğim gibi umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Böyle nostalji videolarını çok seviyorum. Ronaldinho 2011'de Fenerbahçe'ye gidecektim deyince o yılın oyunuyla böyle bir video yapmak istedim. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Arden Papazyan ailesi.